Ne kadar burada bekleyeceksiniz? Sakın sesini çıkarma. Baba, çıkar beni buradan. Çok korkuyorum. Çok karanlık burası. Bırakma burada beni. Halide'nin orada ne işi vardı baba? Ben senin bile orada olduğunu en son öğrendim. O nereden öğrendi? Niye oradaydı? Bak Burak. Son zamanlarda üst üste kötü hadiseler yaşadın. Onun için elimden geldiğince seni incitmeden ifade etmeye çalışacağım. Mevzunun bir yerinde Halide olunca sen niye böyle aptallaşıyorsun? Hı? Zehir gibi bir kafan var. Bunu biliyorum. Bugün benim başıma bir şey gelse, işleri benim kadar iyi idare edebilecek bir becerin var. Ama söz konusu Halide olunca sen niye böyle körleşiyorsun? Baba, bir soru sordum sadece. Bak, kafan Halide ile o kadar meşgul ki asıl sorman gereken soruyu sormadın. Taksici çiftliği nasıl buldu? Ha? Senin orada olduğunu nereden öğrendi? Sinirlerini alt üst edip hata yapmana sebep olan internetteki o görüntüleri internete kim koydu? Kim yaydı? Hızlı yayılması için tam 1000 hesaptan aynı anda paylaşılmış. Çok takipçili troll hesapları. Viral olması için montajlanılmış. Ses efektleri eklenmiş. Bana oynamışlar yani. Organize bir şey bu. Bayağı beni itibarsızlaştırmak için para akıtmışlar yani. Ya da kışkırtmak için. Bir adım geri at Burak. Daha geniş bak. 30 saniyelik bir video nelere sebep oldu? Bunu kim yaydıysa taksici adresimi veren de o. Tamam. Tamam. Ben çözeceğim bunu. Sen onu bana bırakacaksın. Senin bugün yapman gereken tek şey sevkiyatı halletmek. İşleri yoluna koymak. Bununla ben ilgileneceğim. Günaydın. Günaydın abi. Anlaştık değil mi? Öyle sanıyorum. Senin bugün düşünmen gereken tek şey Salman'ın sevkiyatı. Bugün onu halledemezsen Salman yarın başkasıyla çalışmaya başlayacak. Ve o başkası palazlanacak, bize rakip olacak. Konsorsiyumun rakipsiz olması her şeyden daha önemli. Ben içerideki rakiplerle ilgilenirim. Önemli olan senin dışarıdan yeni rakiplerin peydah olmasına engel olman. Günaydın oğlum. Dün gitmeyip kardeşinle ilgilendiğin için teşekkür ederim. Siz abi kardeş böyle birbirinizle kenetlendikçe bizi hiç kimse yıkamaz. Ablacığım, kahvaltı hazır. Geliyorum.
Sonra bütün gece taksi durağından ayrılmadık. Günaydın. Günaydın ablacığım. Ben Hanife'ye söyleyeyim de mıhlamayı getirsin. Günaydın babacığım. Günaydın kızım. Bana söylemen gereken bir şeyler yok mu kızım? Sabri abi her şeyi anlatmıştır diye düşünüyorum babam. Ben dün olanları değil, neden gitmediğini merak ediyorum. Bir süre daha İstanbul'da kalmaya karar verdim babacığım. Benim sözümü çiğneyecek ne oldu merak ettim. Sana saygısızlık yapmak istemiyorum baba ama benim de burada yapmam gereken şeyler var. Başka bir şehirde yaşamanı isteyecek son kişi benim. Ama burada talihsiz olaylar cereyan etti. Daha fazla canımızın sıkılmaması için uzaklaşman doğru olmaz mı? Baba, benim buradan uzak durmam hiçbir şeye çare olmuyormuş. Ben bunu anladım. Artık benim de Haşmet Gürkan'ın kızı olduğum gerçeğiyle yüzleşmem gerekiyor. Bunun nesiyle yüzleşeceksin? Mesele Burak'sa ben çözerim. Baba, ben çocuk değilim. Kendi meselelerimi kendim halledebilirim. Afiyet olsun. Sabri. Efendim abi. Dün Fuat'ların olayı dışında başka bir şey oldu mu? Vallahi sana anlattıklarım oldu. Bir şey olmuş. Bu kıza bir haller olmuş. Abi aklımda bir şey var ama... olaylar başlamadan önce Halide beni karşısına aldı. Rahmetli annesinin, abilerinin de Fatih ile ilgili bir sürü şey sordu. Sen ne dedin? Merak ettikleri varsa... sana sormasını söyledim. Nereden çıktı şimdi bu bunca zaman sonra? Kabristan'a mı gidecektin? Beni niye aramadın? Dur, ben üstümü değiştireyim hemen. Beraber gidelim.